Valla bu maçta şöyle söyleyeyim. Adana Demirspor kazanırsa 3 hafta kala bence artık Süper Lig'e çıkmış olur derim. Menemenspor izledin sen de. Samsunspor maçı. Korner dahi atamadığı maçı. İki isabetli şutla 2-1 kazanmak üzereyken son dakikada gelen golle 2-2 bitti. Eskişehirspor işte artık önümüzdeki sene kimleri oynatabilirim derdine düştü ikinci ligde artık. Hangi oyuncular benim işime yarar? Onları test ediyor. Ve Devrim abiyle beraber hep altını çizdiğimiz bir nokta var. Seneye bu lig çok daha zor olacak. Çok daha sert olacak. Süper Lig'den gelen takımlarla beraber çok daha farklı bir birincilik bizleri bekliyor. Nesine TV'den herkese merhabalar. Birincilik saatinde yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Derim abiyle beraber maçları konuşmaya başlıyoruz. Ama bu haftaya özel tabii ki hafta içi fikstürü de olduğu için Derim abiden özel tercihler ve tahminler aldık. Derim abi hoş geldin. Hemen pası Hoş senin bulduk. hafta içi performansına bırakacağım. Hemen onu bir görelim. Ardından da çok güzel bir hafta, keyifli bir hafta maçları konuşmaya başlıyoruz. Her şeye rağmen iki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum. Maça geçecek olsak hem Menemenspor hem Samsunspor'un ben gol atabileceğini düşünüyorum. Ve karşılıklı gol var tercihinde bulunacağım bu maçla ilgili. Gollü bir maç bekliyorum. Çünkü Akhisar'ın açık futbol oynayacağını düşünüyorum. Ben bu maçın da üst biteceğini düşünüyorum. Maça geçecek olsak ben bu maçla ilgili KG yok tahmininde bulunacağım. Altay zorlanmasına rağmen bence bu maçı kazanır diyorum. Bu maçın üst bitmesini bekliyorum. Bence gayet iyi bir performans Devrim abi. Hani Altay'ın kazanamaması konuşacağız zaten Altay maçında. Buyur abi. Geçen haftaki tahminler de çok bayağı iyiydi aslında. Beraber yaptığımız bu hafta içi dışında. Şimdi evet, Altay'ı konuşacağız. İstersen hemen maçlara geçelim uzatmadan konuyu. Evet abi geçelim. Bu arada hemen program başında da hatırlatayım. Bu haftaya özel birinci ligde pazartesi günü tam 4 maç var. Pazartesi apayrı bir bülten var aslında birincilikte ve videonun başında hemen aktarayım. Biz Nesine TV kanalına pazartesi için de ayrıca bu programdaki 4 maçı da yüklemiş olacağız. Çabuk ulaşın oradaki maçları bir an evvel sizlerle beraber buluşturalım diye videoyu da ikiye böleceğimizi hatırlatmış olayım. Yani pazartesi günü bu 4 maçı bir kez daha sizlerle buluşturmuş olacağız. Derim abi başlayalım. Yarın yani cumartesi günü 2 maç bizleri bekliyor. Keçiören Gücü Tuzla maçıyla açılışı yapalım ve Keçiören Gücü özellikle Altın Ordu'nun da kaybetmesiyle playoff için bu maç çok önemli onlar adına. Valla Tuzla'nın hiçbir iddiası yok. Tuzla'nın artık ne playoff'la ne de aşağıya ilgili hiçbir iddiası yok. Yani matematiksel hani mucize gibi aslında olacak gibi de değil zaten. Keçiören ise Altın Ordu'nun evet iki maçtır kaybetmesi ki iki hafta önce kendileri yendi kendi sahasında Altın Ordu'yu. Bu hafta da Adana Demirspor'u mağlup etti. Keçiören Gücü inatla bırakmıyor playoff'u. Maça geçecek olsak oranı bilmiyorum. Oran düşük de çıkabilir maç günü ama Keçiören'in ben kazanmasını bekliyorum bu maçı. Evet, Keçiören Gücü için gerçekten kritik bir maç ve şu anda da Devrim abinin söylemiş olduğu gibi oranı bilmiyorumu açmak gerekirse an itibariyle biz çekimi yaparken oranlar gelmemişti hala. O yüzden de oranları henüz görmüş değiliz ama sizlerle buluştuğumda muhtemelen oran ekranlarda olacaktır diye hatırlatmış olalım ve Devrim abi haftanın maçı hiç
Ben bir şey söylemeyeyim, hiç uzatmayayım. Direkt sana pası atayım. Müthiş bir maç. Adana Demir Giresun maçı. Valla bu maçta şöyle söyleyeyim. Adana Demirspor kazanırsa 3 hafta kala bence artık Süper Lig'e çıkmış olur derim. Yani puan puana olmasına rağmen Samsunspor'la bu maçı kazanırsa ben artık Süper Lig'e çıkar gözüyle bakarım. Giresunspor kazanırsa zaten artık o da hani artık bana göre işi bitirmiş oluyor. Adana Demirspor bu hafta Altınordu'yu mağlup etti. Şöyle söyleyeyim. Altınordu'nun gücü yetmedi aslında. Hakikaten Adana Demirspor bu ligin net olarak şunu söyleyeyim en iyi kadrolarından bir tanesi. Yani bir tanesi derken şimdi Kaan olsun bu ligin iyi sol beki. İşte Resul bu ligin iyi stoperi. İşte Padibba bu ligin iş yapan santraforu. İşte Yunus Akgün sonradan girmesine rağmen hakikaten etkili bir oyuncu. Orta sahaları zaten ligin hemen hemen en iyi orta sahaları diyebiliriz. İşte Hasan Kılıç çok katkı verdi. İşte Gökhan İller özellikle son haftalarda çok katkı vermeye başladı. İlk başlarda çok beklenenin altındaydı. Sinan Kurt iyi bir form yakaladı. Yani kadro kalitesi çok çok iyi Adana Demirspor'un. Giresunspor da buraya kadar bu işi getirdi. Ben diyorum ya Adana, ama bu maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Adana Demirspor gol bulmak için saldıracaktır. Atak oynayacaktır. Yani ben biraz böyle sanki iki takımın da gol atabileceği bir maç gibi görüyorum bunu. Hani direkt Adana Demirspor'da kazanır diyemiyorum çünkü Giresunspor'da hakikaten buraya kadar bu işi getirdi. Ne kadar kaliteli bir takım olduğunu da göstermiş oldu. Onun için ben iki takımın da gol atabileceği bir maç olarak görüyorum. Evet, hemen şunu da hatırlatalım. Bu maçla beraber yani 4 maç kaldı. Bu maçın ardından diyelim aslında. 3 maçı kalmış oluyor Giresun'un. Altınordu deplasmanı. İçeride Akhisar, ki Akhisar'ın sondan bitime 2 maç kala oynuyorlar ki Akhisar'ın oraya nasıl geleceği de meçhul. Yani iddialı mı gelecek? Puanlara ihtiyacı mı olacak? Olmayacak mı? O da tabii ki belirsiz, ama gerçekten çok 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 kritik haftalara geldik. Çok çok kritik maçlara geldik. Eskişehirspor Balıkesirspor maçı, yani bültende hep olacak mı diyoruz ama oluyor derim. Hatta 2,5 üstü de 1,31-1,40'larda oluyor. Valla Eskişehirspor işte artık önümüzdeki sene kimleri oynatabilirim derdine düştü ikinci ligde artık. Hangi oyuncular benim işime yarar onları test ediyor. Teknik adam Cengiz Hoca ile yolları ayrıldı. Kaçıncı teknik adam oldu onların da 3 ya da 3 bitti 4 olacak ya 4 bitti 5. hoca olacak yani. Balıkesirspor da bu maçta kazanıp yerini sağlam tamamen sağlama almak istiyor. Aslında çok da yakın değil aslında. 7 puan az bir puan değil. 4 hafta kala. Bu maçı kazanıp tamamen rahatlamak isteyecektir. Eskişehirspor'da açık oynuyor zaten genç oyuncular. Ön tarafında etkili genç oyuncuları da var. Uğur olsun, Onur olsun, Berkay olsun. İş yapan oyuncular, genç oyuncular. Maçla ilgili görüşüm şu. Balıkesirspor kazanır ve bu maç üst biter diyorum. Akhisar, Altınordu. Biraz önce işte Devrim abi söylemiş olduğum o Giresun maçına nasıl çıkacaklarını belli edecek maçlarından bir tanesi aslında bu. Yani olası bir 3 puan kaybı, olası bir kazanamama ciddi şekilde Menemen'in de bu hafta eğer kazanarak bitirmesi halinde iyice Akhisar için işler çok çok zor noktaya gidecek ve gerçekten yine çok zor bir maç. Valla Akhisar'ın son şansı artık. Yani hani bu maçı kazanamazsa zaten artık kurtuluş ihtimali neredeyse yok gibi. Neden diyeceksin? En yakın rakibi kim? Menemen. Seni. Menemen'in bir hafta sonra Eskişehirspor'la maçı var. Muhtemelen kazanabilecek gözüyle bakıyoruz o maça. Hani Menemen'in. Zaten bu maçı kazanamadı takdirde Akhisar puan farkı 6 kalmış oluyor. Artık ligden de düşmüş oluyor gibi Menemen Eskişehir kazanacağını düşündüğümüz için son şansı Altınordu'da iki maçtır mağlup oluyor. Playoff'un dışına her an çıkabilir. Herhangi bir kötü sonuçta. Kolay maçları da yok aslında Altınordu'ndan. Çok da hani direkt kazanır diyeceğimiz maçlar. Şu maça direkt kazanır diyemiyorsun çünkü Akhisar'ın son şansı. Yani son. Evet. Altınordu'nun yine bir işte kalan maçları da
itibariyle Keçiören'in çok yanaşması onları biraz rahatsız ediyor, sıkıntıya sokuyor. Valla maçla ilgili ben şu kazanır bu kazanır diyemeyeceğim ama ben bir gollü maç bekliyorum bu maçla ilgili. Üst tercihinde bulunacağım seni. Gelelim derim abi yine haftanın enteresan maçlarından bir tanesi İstanbulspor Menemenspor maçı. Enteresan dememden kasıt şu. Menemenspor izledin sen de Samsunspor maçı. Korner dahi atamadığı maçı iki isabetli şutla 2-1 kazanmak üzereyken son dakikada gelen golle 2-2 bitti ve Menemenspor belki son dakika golünü görmese bu hafta belki ligde kalacağı bir maça çıkacaktı ama hala işler bitmiş değil. Valla Menemenspor hakikaten ligin enteresan takımı seni. Yani Selmani gibi, Taşkın gibi iki tane çok önemli oyuncun gidiyor. Sonra sezon başında çoğu kişinin bilmediği, kimsenin bilmediği yabancılar, enteresan yabancılar iş de yapıyor. Mesela Raşit enteresan işler yapıyor. Kamara bak Hatayspor'a gitti. Enteresan bir oyuncu. Çok düşük maliyetli alınan oyuncular bunlar, onu söyleyelim. Onun dışında Omar Muhammed var. Devre arasında aldılar. Çok beğendiğim bir oyuncu benim. Çok ayakları falan çok iyi bir oyuncu. İşte Tayfun Taşkın'dan sonra böyle bir tekrar böyle öne çıkmaya başladı. Önde hani iyi işler yapıyor. Valla savunma hattını çok beğeniyorum mesela. O kadar gol yemesine rağmen yani normal şartlarda şu ligde sezon başı olsa işte örnek veriyorum Yusuf Dalım ya da Rıdvan işte sol bek Emirhan, stoper Furkan Bayır, Domjanas, kaleci Emre ya da Batuhan'la ikincilik savunması dersin bunu ama valla çok da yine de iyi puan topladılar bence. Ben oynadıkları futbolu da beğeniyorum. Sezon başından itibaren çok keyif alıyorum Menemenspor'u izlerken. İstanbulspor'da hani riske girmek istemiyor. Keçiören çünkü bırakmıyor bu işi ama İstanbulspor'un da belli bir sistemi, belli bir oyun tarzı var ve İstanbulspor'da oynadığı futbola bize keyif veren bir takım. Her zaman da bunu söylüyoruz. Her hafta da bunun altını çiziyoruz. Sisteminin altını çiziyoruz. Oynadığı futbolun altını çiziyoruz. Maçla ilgili görüşüm şu. Menemen bir şekilde gol atıyor abi. Enteresan bir şekilde gol atıyor. Yani Samsunspor da atıyor. İstanbul herkes atıyor Menemenspor. İstanbulspor'un da atabileceğini düşündüğüm için iki takımın da gol bulabileceği karşılıklı gol var tercihinde bulunacağım. Evet, ben de İstanbulspor Menemenspor maçında güzel tempolu iki takımın da gol bulacağı bir maç bekliyorum. Evet, gelelim pazartesi bültenine. Gerçekten çok güzel bir pazartesi bülteni var. Dört maç bizleri bekliyor pazartesi bülteninde ve hemen Devrim abiyle beraber yorumlara başlayalım. İlk maçımızda Ümraniye Ankaraspor maçı olacak. Hafta içi dünyanın en güzel liginde Ümraniyespor teknik direktörü Recep Hoca konuğumuzdu ve Ümraniyespor sosyal medya hesabını yöneten arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Röportajı da orada paylaştılar. İlgilerini, alakalarını ve hocaya da aynı zamanda çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ve Devrim abi, Ümraniye Ankaraspor maçı, hoca tüm maçları kazanıp playoff'u zorlayacağız demişti ve ilk maçı kazandı. Evet öyle ama ben playoff şanslarının olduğunu düşünmüyorum. O zaman da söyledim hocama da. Sağ olsun çok da teşekkür ederim. Ben de ediyorum Ümraniyespor sosyal medya ekibine. Hoca da çok sıcakkanlıydı. Zaten ekibinde çok sevdiğim bir ekip var hocanın. Mehmet Ak hocayı bir hafta önce almıştık. O da sağ olsun gayet güzel bir yayın olmuştu. Üst üste aldığımız iki teknik adamın karşı karşıya getirdiği bir maç. Akhisar'ın artık Ankaraspor'un artık son hani diyeceğimiz şansı olabilir. Çünkü bu maçı kazanamadığı takdirde artık muhtemelen ligden düşmesi kesinleşecek. Kazanmak zorunda. Kazanmak zorunda olduğu için de açık oynayacak. Ümraniyespor'un ben söylüyorum hani bence playoff şansı yok. Çünkü sıra oraya gelmez, ona gelmez. Son Bolu maçındaki Boluspor'a yaşattıkları şok skor bana da enteresan geldi. Ben 4 gol atabilecekleri bir maç olarak görmüyorum açıkçası. Gayet de rahat kazandılar. Maçla ilgili görüşüm şu. Ankaraspor açık oynayacaktır. Ümraniyespor'un zaten önümüzdeki sene planları yaptığını görüyoruz. Onun için bu maçın ben üst bitmesini bekliyorum seni. Evet, gollü bir maç olma olasılığı bence de yüksek. Ümraniye Ankaraspor maçı pazartesi 13.30 maçı ve gelelim 16'da iki tane maç var. Altay Adanaspor. Derim abi Altay'ın fikstürünün ne kadar iyi olduğunu söylemiştin. O fikstürü çok iyi kullandılar.
Ama son iki maçta bu kadar iyi kullanılan bir fikstür ancak bu kadar kötü kullanılabilirdi ve şimdi Adana Spor maçı direkt Süper Lig bileti için ciddi yara aldı Altay. Tabii ki şimdi sen Adana Demirspor'u gidiyorsun, Adana'da yeniyorsun. Senin ondan sonra Tuzla Spor iddiası varken Tuzla'yı farklı mağlup ediyorsun. Belli bir havaya kalıyorsun. Sonra seriyi alıyorsun. Kendi sahanda Bolu Spor'a kaybediyorsun. Ve artık ligde kalması mucizelere kalan Ankara Spor'la beraber kalıyorsun. Yani kendi ipini kendi çekti. Yoksa Samsun ve Adana Demirspor'dan çok daha fazla şansı vardı direkt çıkmak için. Hatta hani Giresun Spor'dan bile daha iyi fikstürü vardı. Daha şanslıydı yani. Çünkü şu andaki aldığı puana zaten o kayıpları eklersen Giresun Spor'la dibinde hemen yanı başında oluyor. Adana Spor kazanmayı bildi. Bir nebze olsun rahatladı ama Adana Spor 2 senedir ders almıyor. Yani bu sene şunu gösterdi seni bize. Bu pandemiden ligde kalan takımlar dahil düşme olmadı biliyorsun. Hiçbir takım ders almamış. Bu kadar tarihinin belki en yetersiz birinci liginde Adana Spor geçen sene küme düşüyorsun. Bu hafta şu Menemen Spor Hükmen'e mağlubiyet olmasa son haftaya kadar can çekişecek tabiri caizse. Akhisar geçen sene bak o geçen seneki düşenlere ve düşme hattının hemen üstünde tamamlayan takımlar hala aynı takımlar. Hadi Eskişehir Spor anlarım. Tahta kapalı. Eskişehir Spor anlarım. Hadi Ankara Spor. Sezon başı yaptın. Devre arası yaptın. Adana Spor tahttan açık. Balıkesir Spor sezon başı yaptın. Devre arası yaptın. Yani Menemen Spor. Bolu Spor. Yani geçen seneki o alttaki takımlar hepsi aynı takımlar yani. Maçla ilgili görüşüm şu. Ben artık yani şu iki kayıptan sonra Altay direkt kazanır diyeceğim bir maç yok aslında. Hani şu bu maç dahil buna. Bu maçla ilgili ben üst tercihinde bulunacağım. Hiç riske girmeyeceğim. Çünkü Adana Spor artık bir nebze olsun rahatladı artık. Yani hani daha da rahat şu anda. Bir nebze değil bayağı bir rahatladı tabiri caizse. Bu maçta rahat olacaktır. Onun için Ozegovic de döndü. Ki çok beğendiğim bir oyuncu. Gol de bulabilir. Onun için üst tercihinde bulmak daha mantıklı geliyor bana. Bir diğer değerim abi. İki rahat takımın maçı. Bandırma dün izledik. Enteresan bir Bursa maçı. Son dakikalarını önde girdiği ama 94'te kaybettiği bir Bursa maçı oynadı Bandırma Spor. Bolu Spor'u konuk edecek. Ben yine gollü bir Bandırma Bolu maçı bekliyorum. Evet yani bu saatten sonra yani böyle iddiası olmayan takımların hani maçların alt bitmesini beklemek tabii ki biraz sürpriz olur. Neden diyeceksin? İddian yok. Yani niye temkinli oynarsın? Niye işte hani frenli oynarsın tabiri caizse? Ona da gerek yok. Bandırma Spor dün mesela 1-0 öndeyken kaçırdığı goller inanılmaz goller kaçırdı. Delvaye'de mesela özellikle sol kenardan çok etkili geldi işte direkten döndü üstten gitti falan filan. Sonra genç oyuncusu Bursa Spor'un iki tane üstte gollerle Bandırma Spor'u mağlup ettiler. Bolu Spor enteresan yani hiç beklemediğimiz bir skor. Kendisi aslında 4 gol yemesi bir anda. Ama Bolu Spor belli ki bu seneyi artık bırakmış yani bu ligi. Aynı fikirdeyim. Hem Bolu hem Bandırma Spor gol atar bence. Karşılıklı gol var tercihinde bulunacak. Ve gelelim. Aslında hani çok uzun zaman önce Samsun Spor Bursa Spor maçı Süper Lig'de de büyük bir heyecanla izlediğimiz, keyifle izlediğimiz iki büyük kulüp, iki büyük takım. Ama maalesef hani gerçekten maalesef Bursa Spor bu ligde Süper Lig'de şampiyon olmuş. Birçok önemli futbolcu armağan etmiş ve armağan etmeye devam da ediyor aynı zamanda. Ama içinde bulunmuş olduğu sadece manen durum değil, madden de durum oldukça kötü durumda. Ve Devrim abiyle beraber hep altını çizdiğimiz bir nokta var. Seneye bu lig çok daha zor olacak, çok daha sert olacak. Süper Lig'den gelen takımlarla beraber çok daha farklı bir birincilik bizleri bekliyor. Ve tabii ki işin maddiyatını konuşmuşken buradaki lige çıkamama, bu ligde kalma, para havuzu, gelecek olan rakamların düşüklüğü Süper Lig'e kıyasla tabii ki oldukça ciddi farklar var ve Bursa Spor bu seneyi de böyle geçirmiş oldu. Ama Samsun Spor için Devrim abi çok çok çok
kritik bir maç. Süper Lig'e çünkü ne takımlar sen yıllarca yerinde takip ederek şahitlik ettin. Ne takımlar vardı ki playofflarda kesin gelecek dendi, finale kalamadı. Finalde kaybetti. O yüzden playoffların asla ve asla favorisi olmaz. Playofflar her zaman çünkü içinde sürprizleri barındırır. O yüzden Samsunspor'un hata lüksünün olmadığı bir maç bu. Şöyle başlayayım aslında. Ayrıntısı bol bir maç aslında bu maç. Seni 2 artı 1 evler vardır, 3 artı 1 evler vardır. İşte 3 artı 1, 4 artı 1 evler vardır. 3 artı 1 ile 4 artı 1 arasında kalan eve 3,5 artı 1 derler. 2,5 artı 1 derler. Seneye Süper Lig, süper buçuk lig aslında. Birincilik değil ya seneye. Hakikaten hani Eyüp ve Manisa çok ciddi paralar var. Her sene bu ligde 5-6 takım zaten iyi paralar harcıyor. Yukarıdan 4 takım, 4'ü de paralı gelir. Çünkü düşen takım paraşüt parası alıyor. Ekstra bir ligin geliri var falan. Yani seneye hakikaten süper buçuk lig. Samsunspor'la ilgili gördüğümüz senaryo yanıltmadı aslında biz Samsunspor. Türkiye'yi yanıltmadı. Yani Samsunspor sezon başından beri hiç yani işte 30 haftada seni yani sayısak 5 bir elin parmağını geçmez iyi oynadığı maç sayısı. Yani Samsunspor ortaya bir şey koymuyor. Ve ben sana çok basit bir örnek vereceğim seni. Bu ligin en iyi kalecisi kim desen mesela? Goran Karaçiç dersin, Selmani dersin, Ataberk dersin ama Nurullah da diyebilirsin, belki dersin. Bu sene Nurullah, benim bildiğim Nurullah gibi değil bir kere. Onu söyleyeyim. Ama en iyisi Nurullah diyemiyorsun. En iyi sağ bek kim dersen İsmail Çokçalış dersin. Bak bir yere geleceğim, o yüzden anlatıyorum. İşte Hayrullah Filazer dersin. En iyi sol bek dersen işte Soner Gönül dersin. Ercan Coşkun dersin Ümraniye'den. En iyi stoper dersen işte hemen keseceğim. Adana Demirspor Resul dersin. Abi sayıyorsun. Yok, devam et dedim abi. Devam et, kesme. Şunun için söylüyorum. Samsunspor'dan bölgesinin ligin en iyi oyuncusu yok biliyor musun bana göre? Bir tek Cecce derim bak. Bir tek Cecce. En iyi orta sahalardan kim dersin? Yine Cecce şöyle kalabiliyor. Gökhan atıyorum ya, Hasan Kılıç, Burak Altıparmak acayip asistler yaptılar bu sene. Gökçen Kaya, işte Sinan Kurt iyi işler yaptı. İşte ben Taşkın Çalış. Hadi Cecce'yi öyle katıyorsun bak. Yani sen o kadar iyi imkanların var. O kadar paran var. Ve sezon başı başka, devre arası başka transferler yapıyorsun. Abi Freddy, Gyasi, Boli, Yamego, işte abi devre arası Hamrun, Matias, hadi Hamrun da bildiğin oyuncu ha. Hani gözünün önündeki oyuncu. Cecce Türkiye'de yine gözünün önündeki oyuncu. Yasin Öztekin gözünün önündeki oyuncu. Gökhan Karadeniz herkes kullandı ama bir Samsunspor kullanamıyor. Yani abi bu kadar imkanlar, bu kadar şartlar Samsunspor hiçbir şekilde hani şurada kozlar elinde olması lazım Samsunspor'un bu kadar maddi imkanlarda ve koz Samsunspor'da değil ve muhtemelen playoff'a kalacak. Çünkü kalan 3-4 maçta da Samsunspor 4'ünü kazanır diyemiyorsun. Menemenspor maçı şu bu. Hani Balıkesir maçında bile hani gördük işte Balıkesir'in verilmeyen golü var. Evet Samsunspor'un da Ümraniye maçı var mesela. Hani hakem hatalarının dolu ama Samsunspor ortaya bir şey koymuyor. Yani Samsunspor'da hani çok enteresan bir şey var seni. Bunu öyle aslında taşlandıracağım. Yüksel Başkan'ın açıklaması var. Enteresan. Taraftan acayip tepki var sosyal medya hesaplarında Ertuğrul Sağlam'a. Yüksel Başkan'la bir taraftar sormuş. Demiş ki yani evlilikler bile 5 sene sürmüyor. 5 sene atılmıyor. Siz nasıl 5 sene imza attınız? İşte Türkiye'de evlenen işte insanların %69'undan işte şeyi %69'u 5 sene içinde boşanıyor. Biz de geri kalan kısmına inandık, güvendik. İşte biz de hata yapabiliriz tarzında bir gönderme yapmış aslında. Çok enteresan. Samsunspor'dan bir yöneticinin açıklaması var. Yine Ertuğrul Hoca'ya sanki atfen yapılmış bir açıklama. Yani taraftar çok tepkili. Yani Samsunspor playoff'a kalırsa yıkım bu psikolojik yıkımdan playoff'tan çıkamayabilir. Ama Samsunspor iyi futbol oynamıyor. Bursaspor'a gelince Bursaspor artık önümüzdeki sene hesaplarını yapacak. Bursaspor'da kongre vardı. Erken alındı 1 Mayıs'a. Sonra 9 Mayıs çoğunluk sağlanırsa ama pandemiden dolayı olur mu olmaz mı? Çünkü açık havada stadyumlarda yapılıyor. Yapılabilir stadyumlarda açık havada kongreler. Kapalı alanda değil sonuçta yani. Açık alanda yapılacak bir kongre. Maçla ilgili görüşüm şu. Abi Samsunspor'u ben yani futbol anlamında da
hani oynadığı futbol anlamında da kazanabileceğim bir maçı, şu maçı net kazanır diyemeyeceğim için ben taraf kısmından bir kere zorlanıyorum. Bursaspor zaten kaybedecek bir şey yok, açık oynuyor. Hiçbir iddiası yok Bursaspor'un. Samsunspor da kazanmak zorunda. Kazanmak zorunda olan Samsunspor savunmasında açık verir. Ve savunmasında açık verdiği zaman arkaya sarkacak olan Burak Kapacak gibi hızlı oyuncular gol bulabilir. Berat Altındiş gol bulabilir. Ama Samsunspor da gol bulabilir. Onun için ben bu maçta ilgili tercihim üst olacak senin. Derim abi, ben de şunu ekleyeyim. Bence Adana Demir Giresun maçıyla Samsunspor Bursaspor maçı aynı saatte olmalıydı. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Yani bence çok kritik bir hafta bu ve 1 ile 2 oynuyor. Bir yanlışlık olmuş bence fikstürde diye düşünüyorum. Hani orada gelecek bir sonuç bu maçın seyrini bambaşka yere götürecek çünkü. Yani çok kritik Bir de haftalar seni. bunlar ve artık evet. Bir de şu var abi. Adana Demirspor Giresunspor maçını oynuyor. Adana Demirspor Giresunspor maçını kazanırsa kalan 3 maçında kazanabilecek bir kapasiteye sahip. Hani 3'te 3 yaparsa Ya kimseye tabii. sürpriz gelmez. Ya yani şu maçın Ya aynı saatte kazanır aynı gün kaybederi. oynanması lazımdı. Evet, kazanır kaybederi başka bir şey tabii ama bu maçın aynı saatte ve aynı gün oynanması gerekiyordu. Bu çok kritik bir maç çünkü ve mutlaka Giresun için de Adana Demir için de Samsun için de ne olursa olsun yani Giresun Samsun olsa da Adana Demir aynı saatte oynamalıydı. Evet. Samsun yani burada lütfen yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir kulüp için demiyorum. Üç kulüp için de bu. Tabii ki Hangi tabii. kulüp olursa olsun aynı saatte başlamalıydı. Yani Samsun Adana Demir de olsaydı Giresun maçı aynı saatte başlamalıydı. Biraz bence yanlışlık olmuş diyelim. Peki haftayı bitiriyoruz. Güzel bir hafta gerçekten. Pazartesi tam 4 maç var. Umarız keyifli güzel bir haftayı siz de geride bırakırsınız ve son 3 haftaya Devrim abiyle beraber aynı heyecanla yaşamaya devam edeceğiz. Nesine TV'den herkese sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.